Nereden nereye? Sosyal medya her yıl mezuniyet törenleriyle yıkılır durur. En ilginci bu törenlerin anaokullarına kadar inmesidir. İster istemez kendi öğrenciliğime gidiyorum. Tüm lise öğretmenlerimin güzel dileklerini yazdıkları hatıra defterime bakıyorum. Kapağında sakladığım yarım teksir, sarı kağıt üzerine daktilo ile yazılmış bir teşekkür belgesi. Yıl 1967, orta 3. sınıf. Sonra 1970 yılı ve Üsküdar Kıstesi'nden dereceyle mezuniyet. Ama öyle belge falan yok, sadece diploma. Üstelik bizler ilkokul, ortaokul ve lisede ayrıca mezuniyet sınavlarından geçtik. 1970 yılında mezuniyet gecesi giysimi almama rağmen olaylar nedeniyle izin verilmeyen mezuniyet gecemiz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezuniyetim 1975. Konservatuvar mezuniyetim 1977. Sadece diplomalar. Evet, öyle şaşalı, tantanalı mezuniyetlerimiz olmadı. Ama okullardaki eğitimimiz muhteşemdi. Bunu o zamanlar anlayamadık belki ama günümüzde karşılaştırdığımızda daha iyi anlar olduk. Kızım üniversiteye hazırlanırken edebiyat mezunu olduğum halde elementlerin sembollerini takır takır söyleyince "Anne olamaz ya, yıllardan sonra bunları nasıl unutmamışsın?" diye şaşırmıştı. Evet, edebiyat mezunuydum ama cebir, geometri, fizik, kimya, astronomi derslerini de gördük. Fen bölümüyle aynı ders kitaplarını okuduk. Bazı ders konularını işlemeden geçtik edebiyat bölümü olarak. Şimdiki eğitim sistemimizde müfredat konuları ya yetersiz ya gereksiz. Ders kitapları, Türkçe edebiyat için söylüyorum, içimi acıtıyor. Öğretmenliğimde yıllarca mükemmel ders kitapları okuttuk. Özdemir Sarıca, Nihat Sami Banarlı, Mehmet Kaplan. Öğrenciliğimde ve öğretmenliğimde kaliteyi yaşadığım için şimdiki eğitim beni asla tatmin etmiyor. İşte eğitimde neden gerilediğimizin bazı noktaları. Şimdi okullarda abartılı kutlamalar gösterilen var ne yazık ki. Ayrıca mezuniyet manevi içeriğini kaybetti. Şova dönüştü. Bana hep yapay geldi bu gösteriler. Çocuklarımın da lise ve üniversite mezuniyetleri sade törenlerdi. Ben lisedeki törenlerin hem hazırlayıcısı hem de bir verisiydim. Bu sade ve manevi içerikli törenlerde çok mutlu olmuştum. Her şeyin nasıl abartılıp sulandırıldığını şimdiki okul törenlerinde de görüyoruz. Ne yazık ki bu törenler anaokullarına kadar indirildi. Çocuklarımızın en küçük bir çabası alkışlanır, ödüllendirilir oldu. Ve sonrası bunu herkesten bekleyen doyumsuz çocuklar. Ya eğitimdeki başarı kalite? Maalesef onun sonu meçhul.